Semra Hanım güzel ve sağlıklı bir gülümsemeye kavuşmak uğruna günlerdir gidip geldiği diş doktorumuz İlker Bey'le son randevusunda. Semra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor haftanız? Güzel. Koşturuyorsunuz. Evet. Doktorlar arasında, kuaför. Evet, güzel. Semra Hanım'la haftanın başında görüşmüştük. Artık haftanın sonuna yaklaştık. Artık protezlerimizi takacağız. Semra Hanım'ın eski metal destekli protezleri vardı. Onların yerine metal desteksiz zirkonyum protezler yaptık. Gayet estetik, güzel protezler olduğunu düşünüyoruz. Semra Hanım da daha görmedi. Provalarını yaptık. Birazdan yapıştıracağız ve hep beraber güzel sonucu göreceğiz. Metal destekli protezler gördüğünüz gibi içi metal, dişi porselen yapılardır. Bu metal zamanla ağızda tükürükle beraber bir iyon alışverişinde bulunuyor ve burada bir çözülme oluyor. O çözülme ile beraber de içindeki siman bozuluyor ve ağızda istenmeyen çürüklere, diş etinde problemlere sebep oluyor. Bunların yerine artık zirkonyum köprüler kullanıyoruz. Zirkonyum köprüler en önemli avantajları estetik olmaları, diye uyumlu olmaları, diş etinde diş etiyle olan uyumlarının çok iyi olması, diş etinin sağlığını uzun süre koruyabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kullanılan yapıştırıcı maddelerin daha uzun ömürlü olması bu bölgeden çözülmeleri engelliyor. En önemli özelliği ilk olarak söylediğim gibi estetik özellikleri. Çok daha doğal, çok daha güzel bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi hep beraber Semra Hanım'ın dişlerini yapıştıracağız ve güzel sonucu göreceğiz. Ve Semra Hanım'ın yeni dişleri takılıyor. Metal desteksiz seramikleri özel yapıştırıcılarla yapıştırıyoruz. Bunlar diş dokusuna ve seramiğe çok iyi bağlanıyorlar. Bunun en büyük avantajı daha uzun süre stabil şekilde ağızda protezlerin kalmasını sağlıyorlar. Çürüklerin yeniden oluşmasını engelliyorlar. Çözülme az olduğu için diş etlerinde daha uzun süre sağlıklı olarak kullanabiliyoruz. Semra Hanım'ın metal desteksiz yapılan yeni dişleri çürümeyi yavaşlatan, dişlerin uzun yıllar sağlıklı kalmasını sağlayan özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılıyor. Evet, geçmiş olsun Semra Hanım. Semra Hanım'ın yapıştırma işlemini bitirdik. Dişlerin arasındaki bütün yapıştırıcı artıklarını temizledik. Semra Hanım'ın ilk geldiği andaki diş etlerinin rengini hatırlıyorsunuz. Kırmızı, kabarık, kanamalı ve şu anda gayet sağlıklı, güzel diş etleri var. Diş eti sağlığını korumak için neler yapıyoruz? Diş etin sağlığını korumak için ilk yaptığımız şey fırçalamak. Fırçalamayı diş etinden dişe doğru süpürür tarzı yapıyoruz. Fırçalamak herkesin rahatlıkla yapabildiği bir şey ve ağız temizliğinin %70'ini oluşturuyor. Peki geri kalan %30'u ne? Geri kalan %30'u arayüz temizliği. Özellikle protez kullanan hastalarda arayüz temizliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Köprü gövdelerinin altında hiç gıda birikmesini istemeyiz. Buralarda enfeksiyona, diş etinde şişmelere sebep olur. Normal ağızlarda da bütün sağlıklı dişlere sahip bireylerin arayüz temizliği yapması gerekir. Arayüz temizliğinde neler kullanıyoruz? Diş ipleri en sık kullandığımız materyallerdir. Dişlerin arasına girerek dişlerin bütün yüzeylerini arayüz ipleriyle, diş ipleriyle temizleyebiliyoruz. Eğer aralıklar büyükse diş ipi yerine arayüz fırçalarını kullanıyoruz. Arayüz fırçaları çok çeşitli boy ve ebatlardadır. Bu dişlerin arasındaki mesafenin büyüklüğüne göre seçilerek rahatlıkla kullanılır. Özellikle diş eti rahatsızlığı olan bireylerde arayüz fırçalarını kullanıyoruz. Diş eti rahatsız olan bireylerde dişlerin arasındaki aralıklar fazlaysa daha geniş fırçaları, darsa daha küçük fırçaları kullanarak arayüz temizliğini yapabiliyoruz. Bir yer temizleyeceğimiz yer ise ağzımızda dilimizdir. Özellikle sigara içen bireylerde çay ve kahve tüketiminde çok olursa dilin yüzeyinde bir sarı tabaka oluşur. Her gün mutlaka özel dil temizleyici aparatlarla dilin yüzeyinin temizlenmesi gerekir. Bu ağızda oluşabilecek kötü ağız kokusunu da önleyecektir. Özellikle dilin yüzeyinde papiller dediğimiz yapılar vardır. Bu papiller kimi insanlarda çok uzundur. Uzun olduğu durumlarda aralarında gıda tutabilir. O yüzden mutlaka dil temizleyicileri de kullanmamız gerekir. Semra Hanım, dişlerinizi taktık. Merak ediyor musunuz? Teşekkür ederim. Çok merak ediyorum. Tamam, hadi hep beraber bakalım o zaman. Müzik.
Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın efendim. Teşekkürler. Hafta sonu hep beraber göreceğiz sizdeki büyük değişimi. Teşekkürler. İlk önce dişlerinizi gördünüz. Evet. Çok güzel olmuş. Güle güle kullanın efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Semra Hanım'la uzun ve zor bir hafta geçirdik. Çok çalıştık ama güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Semra Hanım'ın eski metal destekli porselen kronları vardı. Metal ve diş eti arasındaki sıkıntıdan dolayı diş etlerinde ciddi bir iltihaplanma, içindeki dişlerde ise ciddi çürükler vardı. Bütün kaplamaları söktük. Önce dişlerdeki çürükleri temizledik, daha sonra da diş etlerini sağlığına kavuşturduk. Yeni ölçülerini aldık ve metal desteksiz zirkonyum köprülerini yaptık. Semra Hanım'ın dişlerini biraz daha uzattık. Öndeki dişine daha feminen bir görüntü verdik. Çok daha dolu, çok daha güzel bir gülüşe sahip oldu. Umarım Semra Hanım yeni görüşünü beğenir. Hafta sonu Semra Hanım'daki büyük değişikliği hep beraber göreceğiz.